Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Bugün 1 Mayıs. E son bir aya girdik artık. Haziranda kalan o kısıtlı kesimi saymazsak. Son bir ay. Yani ne yapacaksan, neyi düzelteceksen, neyi değiştireceksen. O, o, onun zamanı geldi. Artık yapmanın vakti ve benim senden yapmanı istediğim, mutlaka yapmanı istediğim şeyler olacak. Bazıları genel tüm arkadaşlar için. Bazıları da sadece kimya dersi adına isteyeceğim. Önce genel isteklerimle başlayayım. Bir, genel tekrarını yapar. Çünkü bu genel tekrarda eksiklerin çıkacak Olacak. Bu eksiklere yönelik dönüp ayrıntılı çalışman gereken ve soru çözmen gereken yerler olacak. Genel tekrarını her ders içinde yap. Bunu genel tekrar videolarından özet videolarından yap. Bunları yaparken soruları durdur, çöz ve takılıyorsan not al. Az takıldığın yerlerde bir iki test, çok takıldığın yerlerde konuyu baştan çalışıp ayrıntılı bir şekilde soru çözerek o konuyu mutlaka aklına oturmasını sağla. 2. Milli eğitimin kaynaklarını çözmeye başla. Artık. Eğer çözmediysen dört dörtlük testleri ve Milli Eğitim'in yeni yayınladığı YKS yeterlilik testlerini mutlaka çöz. Çözümlerini incele. Çözemediğin şeyleri çözdür. Unutma. Sınav Milli Eğitim sorularına paralel gelecek. Mutlaka Milli Eğitim kaynaklarından gelecek. Kimya adına bu son 5 yıldır, 6 yıldır hep böyle. Diğer derslerden de çok yüksek benzerlikli sorular geliyor. Bu yüzden artık Milli Eğitim kaynaklarını çöz. 3. Denemelere alternatif senaryolar hazırla. Sınava girdin. Matematiğin çok zor olursa ne yapacaksın? Matematik başlıyorsun varsayalım ve matematikten ilk soru zor geldi 2 zor 3 zor ilk sayfada hiç netin yok hiç çözemedin ne yapacaksın gerçek sınavda buna alternatif senaryolar üret ve denemelerde bunu uygula matematik zor olursa şu dersten başlayacağım heyecanımı yatıştıracağım sonra döneceğim matematiğe devam edeceğim Türkçeden başladım Türkçe zor olursa bunu yapacağım Türkçeden sonra şu derse geçiyorum kimyaya geçiyorum kimya zorsa ne yapıyorum? kimyayı bırakıp dönüp matematikten biraz soru çözüp bir daha kimyaya geliyorum. Şeklinde senin şu ana kadar yapmış olduğun deneme çözüm sırasına alternatif senaryolar mutlaka hazırla. Bu senaryoyu son anda uygulamaya çalışırsan ilk defa sınav anında böyle bir şeyle karşılaşırsan çok vakit kaybedeceksin. 4. Artık bu ay denemeleri erken bitir. Minimum 15 dakika erken çık. Denemeyi 15 dakika kala bitir ve çık. O denemeyi normal süresinden 15 dakika erken bitirmeye alış. Çünkü pek çoğunuz sınav heyecanıyla 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika kaybedecek. Eğer sen son bir ay yaptığın denemeleri 15 dakika erken bitirebilirsen sınavda bu sana avantaj sağlayacak. Eğer yapabiliyorsan bu 15 dakikayı daha da geriye al. Netini koruyarak denemeyi en az 15 dakika erken bitirmeye çalış sevgili arkadaşım. 5. Dikkat süreni, odak süreni kısaltan aktiviteleri artık bırak. Shorts izleme, Reels izleme, TikTok'u kaldır. Bunlar kısa dikkat süresine alıştıran uygulamalar. Senin dikkatini 20 saniye, 30 saniye, 1 dakikaya odaklıyor. Sen 1 dakika değil, 165 dakika, 180 dakika odaklı bir şekilde kalman lazım. Dikkatini uzaklaştıran her şeyi kaldır. Son 1 ay boyunca hiç Reels izleme, hiç Shorts izleme, kısa video hiç izleme. Hatta mümkünse 2 saatin altında hiçbir şey izle. Dikkatini arttır dikkatini kısaltan şeylerden uzak. Ve bu bağlamda 6. çalışma seanslarını minimum 2 saate çıkar. Evde, kütüphanede, ofiste her nerede çalışıyorsan 2 saatten önce kalkma. Masaya oturduğunda yanında sadece bir bardak su ve peçete al. Kesinlikle yiyecek alma, kesinlikle telefon alma ve 2 saat olmadan da kalkma. Susadın mı? O bir bardak suyla idare. Tuvalet ihtiyacın mı geldi? Kalkma. Sınav böyle olacak çünkü evde hiç yapmadığın bir şeyi, alışkanlık haline getirmediğin bir şeyi gerçek sınavda yapamazsın. Haftada bir yaptığın denemelerle dikkat süreni 2 saate 3 saate çıkaramazsın. Tekrar ediyorum evde yaptığın çalışmalarda ofiste kütüphanede yaptığın çalışmalarda odak süreni arttırmak için minimum 2 saat çalış. Su için, tuvalet için başka bir ihtiyaç için kesinlikle kalkma. Hatta bu seansları mümkünse 3 saate kadar uzat. 7. Gece çalışıyorsan gündüze dön. Çünkü artık yavaş yavaş vücudumuzun gündüz soru çözmeye adapte olması gerekli. Gündüze dönmenin vakti. Ben de hep gece çalışıyordum ancak son bir ay artık gündüze dönüp Gündüz özellikle sabah saat 10'da ders başında ol. Sınavın başladığı saatte vücudun ders çalış alışsın. Her gün saat 10'da ders çalışıyor halde o. Okulda mısın? Evde misin? Kütüphanede misin? Nerede olursan ol her gün 10'da ders çalışmaya alış. Vücut saat 10 geldiğinde evet ben ders çalışacağım. Ben artık soru çözeceğim psikolojisine girsin. Her gün sabah 10'da ders çalış. Gece çalışmayı bırak. 8. Artık kurşun kalemle çalış. Tükenmezi uçlu kalemi bırak. Artık son bir ay kurşun kalem dışında hiçbir şey kullanma. Tüm hayatını, hayatında aldığın her şeyi hatta not alıyorsan ders notlarını bile kurşun kalemle al çünkü sınava kurşun kalemle gireceksin ve unutma her şey alışkanlık. Bak sınav anı Evdeki çalışmalarına ne kadar benzerse Sınavda o kadar heyecanlanmazsın Sınav o kadar akıcı olur o kadar kontrollü olur Ama evde hiç yapmadığın bir şeyi Gidip sınavda yapıyorsun düşünsene Evde hiç kurşun kalemle çalışmamışsın gidip kurşun kalemle çalışıyorsun Hep gece çalışmışsın tak saat onda sınava giriyorsun Hiç 3 saat boyunca Oturmamışsın gidip 3 saat boyunca Oturup ders çalışmayı bekliyorsun Arkadaşım sen 1-0 geriden başladın Sen vücut olarak 1-0 yenik Başladın zaten öğrendiğin bilgilerin Bir kısmını zaten sen bu ritüellere kurban edeceksin. Yapma. Bilgin boşa gitmesin. Ritüellere kurban gitme. Çalışma süreni uzat. Dersten 2 saatten önce kalkma. Her sabah ders başında ol ve kurşun kalem kullan ki vücudun bu ritüele alışsın. Sınav günü gittiğinde de hiç yabancılık çekmesin. 9 arkadaşlar, bağırsaklarımız eğitilebilir organlardır. Bağırsaklarını eğit. Sınava kaçta gireceksin? onda evden kaçta çıkacaksın 9'da mı 8.30'da mı son çıkışın 8.30 mu her sabah erken kalk ve 8 ile 8.30 arasında tuvalet ihtiyacını gider o saatten sonra saat 1'e kadar, 2'ye kadar, sınavın biteceği saate kadar evde de olsan, hasta da olsan, sıkışmış da olsan tuvalete gitme. Bağırsakların eğitilebilir organlardır. Her sabah tekrarladığın ritüelleri hatırlarlar ve sınav anında sana hiçbir zorluk yaşatmazlar. Kimya ile ilgili söyleyeceklerime geçmeden önce genel olarak söylediğim şeyleri bir daha tekrar edelim mi? 1. Genel tekrarlarını yap. 2. Map kitaplarını çözmeye başla. 3. Denemelerine alternatif senaryolar ekle. Bu sınav zor olursa, bu ders zor olursa hangi devam et. 4. Denemelerini en az 15 dakika erken bitir. 5. Dikkatini kısaltan bütün aktiviteleri hayattan çıkar. Reels, Shorts, TikTok. 6. Çalışma süreni 2 saate çıkar. Minimum 2 saate. Çalışma süresi boyunca sadece bir bardak su yanında al. O su dışında hiçbir şey götürme ve o 2 saat boyunca ne olursa olsun çalışma masandan kalkma. 7. Gündüze don ve her sabah onda mutlaka ders başında ol. 8. Kursun kalemle çalış. 9. Bağırsakları neydi? Peki kimya adına neler yapmamız lazım son bir ay? Bir, artık ezber bilgileri yapmanın vakti geldi. Artık ertelediğin bu ezberleri yapman lazım. Kimya biliminden elementler, bileşikler, bunların sistematik adları, yaygın adları, atom modelleri, kimyasal türler arası etkileşimlerden adlandırmalar, değişken değerlikte elementler, köklerin isimleri, asit baz tuzdan tuzlar ve kimin kiminle tepkimeye girdiği. Kimya her yerde kısmındaki ezberler. Bunları yapmanın vakti geldi ve AYT. AYT'de neyi kim etkiliyor? Bunlara mutlaka bak. Basıncı kim etkiliyor? Hacmi kim etkiliyor? Derişim nedir? Derişim nelerden etkileniyor? Çözünürlük nedir ya? Bu çözünürlüğü kimler değiştirir? Entalpi nedir? Nelere bağlı? Bir tepkimenin hızını neler değiştirir? Hız sabitini neler değiştirir? Denge nelere bağlı ve denge sabiti nelere bağlı? pH, pOH nelerle değişiyor? K su nelere bağlı? Ka nelere bağlı? Kb nelere bağlı? Kçç nelere bağlı? Pil potansiyeli nelere bağlı? Bunlara mutlaka bak. Organik kimya tepkimelerini mutlaka gözden geçir. Tepkimeler son 5 yıldır sorulmadı. Ancak sorulabilir. Özellikle alkinlerdeki fehling tollens ayracını, aldehitlerdeki fehling tollens ayıracını bu iki fehling tollensin farklarını mutlaka gözden geç. Benim diyeceklerim bu kadar. Son bir ayı güzel geçir. O sınava gir. O sınavı başar. Unutma. Başaranların senden hiçbir farkı yok. Daha çok çalıştılar. Sen de çok çalış. Sen de başar. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.